İyi akşamlar. Hoş geldin, iyi akşamlar. Yalnız mısın, yok mu Dicle? Dicle Barış'la konuşmaya gitti. Zor yıllarla ilgili bir gelişme olmuş. Biliyorum, biliyorum. İşte onu konuşacak, işini bitirecek, gelecek. Siz dinlenmek yerine bilgisayarın başına gömülmüşsünüz. İyiyim, iyiyim. Yemek yediniz mi? Karnınız aç mı? İlacınızı içtiniz mi? Böyle üst üste soruyorum ama Dicle tembihledi. O gelene kadar aç durmayacakmışsınız. Sağ ol, yedim bir şeyler ben. Bu sinema filmini yurt dışında çekeceklermiş. Ondan da haberiniz vardır herhalde sizin. Hangi film? İşte Barış'ın oynayacağı film Zor Yıllar. O nereden çıkmış? Vallahi en başından beri öyle bir fikirleri varmış, öyle duydum ben. Öyle mi? Sen bir anlatsana tam. Ne duydun? Ya Dicle gelince anlatsın isterseniz. Canım o da anlatır gelince. Sen anlat hadi, neler duydun? Yapımcı Dicle'yi aramış. Barış'la çalışmak istediklerini söylemişler. Yavaş, dur, geliyorum bir saniye. Gel. Otur bakalım şöyle. Tamam. Şimdi gözlerini kapatıyorsun, tamam mı? Neden? Ya sen kapat gözlerini. Tamam. Ben sana çocukluğumdan çok bahsettim. Neler yaşadım, neler gördüm, neler duydum. Evet. Şimdi de sana çocukluğumla ilgili çok özel bir şey izleteceğim. Hazır mısın? Hazırım. Yani neye hazır olmam gerekiyor bilmiyorum ama hazırım. Evet. Evet. Şimdi açabilirsin. Ve bu yıl erkek oyuncu ödülünü kazanan Barış Havas. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ödülü almamı sağlayan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Oğlum yavaş, komşular kapıya dayanacak şimdi. Bir şey olmaz anne, bir bozma ya. Barış devam et, çekiyorum hadi. Ama en çok abim ve anneme teşekkür ediyorum. Onlar bana büyük destekte bulundular. Çok tatlıymışsın. Son olarak kendimi tebrik ediyorum. Beni güzel günlerin bekleyeceğinden %100 eminim. Bunu özellikle görmeni istedim. Ben bugün bu işi aldıysam bu senin sayende oldu. Zorladın, ısrar ettin, peşimi bırakmadın. O yüzden sana ne kadar teşekkür etsem az. Başta söylememişler yurt dışı mevzusunu. Dicle de sonradan öğrenmiş. Öğrenci de şok oldu. Yani ne olursa olsun Dicle'nin Barış'ı desteklemesi lazım. Yani Barış bu yüzden filmden vazgeçerse hayatının hatasını yapar. Bir daha da böyle bir şansı yakalayamaz. Dicle de zaten o fikirde. Onu konuşmaya gitti Barış'la. Ben de elimden geldiğince söyledim destek olması gerektiğini. İnşallah işe yarar. Bakalım. Filmle ilgili bir son dakika gelişmesi oldu. Ne oldu ki? Kesin... Hayır, gerilme. Öyle bir şey değil. Başta bir yurt dışında çekme planları varmış. Yani filmi Belgrad'da çekmek gibi. Öyle mi? Evet. Yani sponsor bulamıyorlar, sonra filmi burada çekmeye karar veriyorlar. Belki de bize o yüzden hiç bahsetmediler, bunu bilmiyorum. Ve şimdi sponsoru bulmuşlar. Filmi Belgrad'da çekecekler. Hı. Ama nerede çekileceğinin hiçbir önemi yok. Gerçekten burada veya başka bir yerde önemi yok. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum yani biraz ani oldu. Benim biraz bunu düşünmem lazım. Hayır, düşünecek bir şey yok. Bak eline çok güzel bir fırsat geçti. Bu fırsatı kaçırmana izin veremem ben. Tamam. Haklısın yani. Ha burada çekilmiş. Hayır dışında. Aynı şey. Evet. Çok sevindim. Güzel. Sen bir düştün. Yok, düşmedim. Evet, düştün. Yani kabul etmen için biraz daha ısrar ederim diye düşünüyordum. Öyle bir anda evet deyince başka bir şey yok. Gerçekten yok. Sevgilim, sen bu iş için çok uğraştın. Çok çabaladın. Savaştın benim için.
Şimdi de savaşma sırası bende. Evet. Sıra sende. Evet, sıra sende. Evet, ne olabilir? Bulut. Nasıl? Bulut. Bulut. Bulut, bulut, bulut. Öyle deme Bulut. Nasıl çağıracağım? Bulut. Yani olabilir. Tamam, tamam yazma. Soru işaretine. Sevmedin yazma. Hayır, soru, tamam. Soru işaretine yazıyorum, tamam. Tamam. Yazdım gitti, Bulut. Tamam. Tamam, Bulut'u sevmedi. Sende ne var? Sevmedim demedim. Arya. 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 Gerçi çok yaratıcı. Arya Stark. Şahane. Bak onu düşünerek söylemedim ama gayet iyi bir rol model. Neden canım. Olmasın? Bir Arya şey Stark. Yani. Evet. Yani. Evet. Arya. Evet. Arya. Şahane. Tabii ki yazıyorum. Kız olursa ki kız bence. Evet. Evet. Sonat. 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 Yani klasik müzik sevgine çocuğa böyle tamam, ismiyle aşılıyorsun yani. Geri aldım. Yani emin Sonat. Değilim. Sonat. Ay klasik tamam üstüme gelme. Üstüme Sonat. Gelme. Sonat. Sonat. Evet Sonat. Ya yani, soru işaretini yazacağım yine de. Peki yaz soru işaretini. Evet Sonat. Tamam. Başka? Başka, 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 başka. Farkındaysan hep ben söylüyorum. Doğa. Doğa. Hiç bilemedim. Sevmedim. Doğa çok iyi unisex ismi. Sevmedim. Peki tamam. Yazmıyorum. Peki erkek olursa? Aa kıraç. Aa şakası bile çirkin. Kıraç ediyor. Çok fenasın al şunu. Alo? Rahatsız etmedim değil mi? Ay yok yok hayırdır sen aramazdın bu saatlerde. Bu Barış'ın işi yurt dışında çekiliyormuş. Haberin var mıydı bundan? Hayır ilk defa duyuyorum. Daha önce geçtim böyle bir konu. Yok. Tahmin etmiştim. Yarın bir konuşalım Feris. Ne olduğunu tam olarak anlamadım ama hiç tahmin etmediğimiz bir yere doğru gidebilir bu iş. Aramızda kalsın. Tamam. Aramızda kalsın derken gerçekten aramızda kalsın. Şeyden bir şeyler çevirdiğini düşünüyorum. Yarın bir konuşalım. Tamam tamam konuşuruz. Hadi iyi geceler. Ne oldu? Ne diyor? Bir oyuncusu için yardım istiyor. Tamam. Evet. Evet erkek isimlerine evet. Kalmıştık. Erkek isimlerinde. Diyorduk. Mavi. Mavi. Güzel isim. Yaz Mavi yaz. Yazıyor. Harika. Ne kadar güzel bir isim Mavi. Mavi. Al bakalım. Köpüklüsü oğluma. Anne hayırdır? Ne oldu? Senin bir yüzün gülüyor. Öyle mi? Hı. Hiç farkında değilim. Ya bırak şimdi farkında değilmiş. Ne oldu? Benim bilmediğim bir şeyim var. Siz Barış'la arayı falan mı düzelttiniz yoksa? Öyle de denebilir. Hani şu film vardı ya görüşmeye gitti. Hı hı. Evet. Seçilmiş. Vallahi mı? He. Bak görüyor musun ama hiç bana haber vermiyor ya. İnsan bir abisini arar, bir söyler, bir seçilir. Arama sakın. Niye be? Arama işte canım. Ya olur mu anne öyle şey? Bir arayayım, sevinmiştir çocuk şimdi. Arama dedim Aydın. Aa, daha öğrenmediyse. Ne demek öğrenmediyse anne ya? Barış öğrenmediyse sen nereden biliyorsun peki? Ha? Ocağa bakayım derim. Anne, bir otur. Sen nereden biliyorsun? Bir anlat bakayım bana. Ne oldu? Bazen böyle bitti dediğimiz anlar var ya. Vazgeçersin. Artık benden olmaz dersin. Yok, ben hiç öyle bir şey demiyorum. Ben de onu diyorum işte. Sen hiç böyle şeyler demiyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Hayata 1-0 yenik başladığım için olabilir. Hep o açıyı kapatmaya çalışıyorsun. Belki de ben o yüzden hiç haksızlığa gelemiyorum. Bir de hiçbir şeyden korkmuyorum. Hiç mi? Yani sevdiklerimi kaybetmekten daha büyük korkum yok. Zorluyorum, deniyorum ama vazgeçmiyorum. Yani doğru bildiğim ne varsa onun peşinden sonuna kadar gidiyorum. Kimsenin beni durdurmasına izin vermiyorum. Tabii elimden geldiğince. Annem var mesela. Ama o ayrı. Neyse ayrı. Annenin bana söylediği hiçbir şey hoş değildi. Gerçekten değildi. Ama ben kızmıyorum annene. Anlıyorum onu. Çünkü çocuğunun hayatı, kariyeri, mutluluğu söz konusu. Şöyle bir bıraksa beni. Bir salsa. Ama o senin anne.
İnsan çocuğu için hep daha fazlasını, daha iyisini ister. Onun mutluluğunu isterken böyle hatalar yapması bence çok normal. Yani o senin kötülüğünü istediği için değil, senin iyiliğini düşündüğü için yapıyor böyle. O yüzden ben annene kızamıyorum. Bence sen de kızma. Hem sen bana ne dedin? Babanı olduğu gibi kabul et dedin. Dedim ama. Aması maması yok bunun. Bak elinde gerçekten çok güzel bir fırsat var. Gerçekten sevdiğin, istediğin bir film var önünde. O yüzden geçmiş hesaplarını bırakıp gerçekten ileriye bakman gerekiyor. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kadının umurunda bile değil zaten. Oğlum kötü diyorum, ilgilenin diyorum. Ben zaten ilgileniyorum diyor. Olacak iş değil. Anne ben sana ne dedim? Hı? Ne dedim? Ben sana yapma dedim. Feris Hanım'la bir daha konuşma dedim. Demedin mi? Ay bir dur dinle. Baktım olmuyor zaten. Ben de uzatmadım çıktım. Dinlemeyecek çünkü belli. Tam ajansın kapısından çıkıyorum. Biri beni durdurmasın mı? Ceyda diye bir kadın. Ben dedi ajansın dedi yeni ortağıyım dedi. Anne ya Allah aşkına ya gidip Ceyda Hanım'la da mı konuştun sen? Ama beni dinledi. Söyledikleriniz çok doğru dedi. Gidişat vahim dedi. Merak etmeyin ben Barış için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Allah Allah. Ne yapacakmış? İşte film için konuşacakmış daha ne yapsın? Oh anne. Bak eski eve gitmişsin. Dicle'ye sıkıntı çıkmış. Ben hepsini biliyorum. Eğer Dicle hakkında konuştuysan söyle bana. Hayır canım ne münasebet. Sonra zaten kadın beni aradı. Film olmuş dedi. Olan biten bu başka bir şey yok. Aman sakın Barış duymasın ama sakın. Ben artık bu evde daha fazla kavga gürültü istemiyorum oğlum ne olur. Zaten git şu kardeşinle de konuş. Kalmasın o evde artık gelsin buraya hadi. Tamam denerim ama yani söz vermiyorum. Gelir mi bilmiyorum anneciğim. Hadi sen onu ikna edersin. Annem bir daha Dicle lafını açmayacakmış dersin. Vallahi mi? Açmayacağım Aydın. Yok. Daha fazla üzülmesin artık bu Barış da. Yeter bu kadar ya. Biz kendi hayatımıza bakalım oğlum. Barış da kendi hayatına baksın. İyi o zaman. Yani sen öyle diyorsan tamam. Ben bir yarın gidip konuşurum Barış'la. Konuş. Konuş ama buraya da gelsin o evde kalmasın. Yormayacaksın kendini. Yormuyorum, yormuyorum. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Anlat bakalım, ne diyor Barış filmle ilgili? Sorun yok. Gidecek Belgrad'a. İkna etmek zorunda kalacağımı düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Sen bir şeye mi takıldın? Ani değişiklikler, bir anda ortaya çıkan yurt dışı fikri falan. Ama bu daha önceden planlanmış. Yani sponsor bulamayınca burada çekmeye karar vermişler. Ne sanmıyorum. Feris'in bile haberi yok. İyi de bir anda biz bunu yurt dışında çekeceğiz demediler ya. Orası hiç belli olmaz. Nasıl ya? Ceyda bana geldi. Hı. Birlikte çalışalım mı dedim. El ele verip Serkan'ı gönderelim dedim. Gerçekten mi? Evet. Ya o yalan tabii yani. Beni kendi tarafına çekmek için 50 tane de numara çevirdi. Yalan değil bir ara kafam kayar gibi de oldu. Yani senin yanına geldi birlikte hareket edeceğiz dedi ama asıl amacı bu değil diyorsun. Evet aynen öyle. Tamam dedim ben de. Ha tamam dedin. Evet kabul ettim. O yüzden bir süre Ceyda ile işbirliği yapıyormuş gibi görüneceğim. Kafalarında ne var tek tek bulup çıkaracağım. Ondan sonra bakalım kim gidiyor kim kalıyor göreceğiz. Anladım. Resmen bu ani mekan değişikliğine hiç inanmadım. Yani durup dururken filmi yurt dışına taşımak hiç normal değil. Ya zaten böyle bir şey yoktu ki. Yani filmin konusu belli, her şeyi belli. Yani ben bu gurbetçi temasını hiç anlayamadım nereden çıktığını. Ceyda'dan çıktı. Ama neden diye sorma ben de bilmiyorum. Yani söylediklerine göre filmi baştan beri Belgrad'da çekmek istiyorlarmış.
Yalan. Öyle bir şey olsa benim haberim olurdu. Yok öyle bir şey. İşte maddi imkansızlıklar yüzünden Türkiye'de çekmeye karar vermişler. Ah. Bu isteklerini de Ceyda Hanım hemen sağlayıvermiş, sponsor buluvermiş. Öyle mi? Hayatta inanmam. Ben de inanmadım zaten. Bu iş peşini de bırakmayacağım. Ama bana biraz zaman tanı. Olur mu? Yani şimdi sen araya girersen Ceyda'nın kafasında ne var tam olarak anlamamış olacağız. Bu arada ben arayı iyi tutmaya çalışıyorum. Bana bırak. Peki benden ne istiyorsun? Gitme Ceyda'nın üzerine. Hayırlı olsun. Belgrad'da çekiyormuşsun filmi falan da geç. Zaten kafamı kurcalayan başka şeyler de var. Hepsini birden çözsün. Ama biraz zaman. Feris. Sana güvenebilir miyim? Serkan'la yaşadıklarının işimize engel olmasına izin vermez. Değil mi? Kırık kalp sendromu senin işini yapmanı engelledi mi? Anlaştık o zaman. Anlaştık. Umarım sana olan güvenimi boşa çıkarmazsın. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Ne iş böyle baş başa sabahın köründe? Hayırdır? Birilerinin kuyusunu mu kazıyorsunuz yoksa? İş konuşuyoruz Ece. Ha, konuşun konuşun tabii ya. İş konuşmayacaksınız da ne yapacaksınız zaten Kıraç'cığım değil mi? Ha? Feris'ciğim, elime bazı fotoğraflar ulaştı. Barış'ı tamirhanede çekmişler. Haberin vardır herhalde. Aa, var var. Zor yıllar için role hazırlanıyor. Ha, duydum duydum. Hayırlı olsun. Zaten benim de aklıma başka bir şey gelmemişti. Gerçekten mi? Evet. Yani dedim başrollerden tamirci çıraklığına geçecek hali yok herhalde bu çocuğun. Herhalde. Bir arada konuşmak istiyorum Barış'la. Filmle alakalı. Hmm. Tamam. Hadi konuşun siz. İş konuşun yalnız. Bay bay. Canım ya. Çok sevindim bu kızla. Sabah sabah yine ne isteyeceksin acaba? Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın Emrah. Bugünkü programa bir geç bakalım bana. Tabii Ceyda Hanım, ben hemen geçeyim size. Bu Çınar Bey'in senaristi Aylin Hanım var, platform dizisinin yazarı. O gelecek Kıraç Bey'in yönetmeni Ceyhun Bey'le görüşmek için. Bir de Feris Hanım'ın oyuncusu Ayça Hanım var biliyorsunuz. O da projeyle ilgili görüşecek. Bu kadar bildiklerim. Yüzüme kapattı. Hanımefendi, no, kart je lazım. Je vous comprends pas, monsieur, moi. Je comprends pas. Kart alacaksın. Non, mais j'ai oublié mon sac à l'hôtel. Mais je vous comprends pas, moi. Non, mais je vous comprends. Kart mazari, quel est le problème? Mais vous parlez français, mais c'est magnifique. Je viens d'arriver à Istanbul aujourd'hui. İstanbul'a bugün gelmiş hanımefendi. Voilà, et j'ai pas d'argent parce que j'ai laissé mon sac à l'hôtel. Otelde çantasını unuttuğu için parası yokmuş. O yüzden geçmek istiyor. Siz de yardımcı olursanız. Arkadaşım her gün kaç kişi kaçak geçmeye çalışıyor buradan. Çantasını unuttuysa gitsin alsın. Bütün gün parasız mı gezecek İstanbul'u? Allah Allah. Beyefendi, bizim Türk misafirperverliğimize ne olacak acaba? Ya şimdi ben Fransız'a ne diyeceğim? Geçemezsin mi diyeceğim? Olmaz öyle şey. Elinde kartın var. Bas o zaman geçsin senin kartından. Misafirperverlik buysa buyurun. Tamam beyefendi, ben hallediyorum. Avec moi, mademoiselle. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Evet, matmazel. Matmazel. Aşkım çok sağ ol ya. O kadar makbule geçti ki anlatamam. Bye. Türkmüş. Tamamdır. Siz hatta kalın, ben aktarıyorum hemen. Size de. Ay. Aa, hoş geldiniz Ceyhun Bey. Nasılsınız? Çok özür dilerim. Ego Ajans. Maalesef kendisi şu an burada değil ama ben aradığınızı iletirim. Size de iyi günler. Affedersiniz. Bu arada biz daha önce tanışmıştık bir seçmede. Hatırlar mısınız bilmem. Bırak bu işi sevgilim sen. Efendim? Duyma kaybı, kronik baş ağrısı, boyun fıtığı falan, bunların hepsi masa başı çalışmaktan. Oyunculukta da pek başarılı değildin sen ama en azından sağlığını kaybetmezsin. Kıraç da Çınar nerede? Toplantı odası. Hadi tamam, tamam. Gördüm, otursa. Yani Kıraç, bence başka oyuncuları da düşünebiliriz. Ha bak, bu arada çocuk oyuncu için benim aklıma Eren Kocatürk geldi. Bayağı yetenekli o çocuk. Orada dur, o rol atlasın. Niye? Senin oyuncun olduğu için mi? Öyle canım, ne alakası var? Background'u daha uygun. Ailesi, geldiği yer.
Yabancısı değil yani karakterin. Vallahi kusura bakma Kıraç ama bana Eren mi Atlas mı diye soracak olsalar tartışmasız ben Eren derim. Çünkü daha Atlas o kadar olmadı. Evet. Düşün. Selam. Selam Ceyhun. Ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Senden ne haber? İyidir benden de. Hoş geldin Ceyhun. Eyvallah. Biz sen gelmeden başladık konuşmaya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim de çok fazla vaktim yok zaten. Hemen konuya girelim. Okey, hemen başlıyorum o zaman. Bildiğin gibi Aylin'in işi dijitale satıldı. Aha. Aylin biliyorsun benim senaristim. 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Kurduğu dünyaya, karakteri, senaryoya bayılmışlar. Yalnız 2 ihtimal var diyorlar. Ya harika bir iş olacak, herkes izleyecek. Ya da yediğimiz küfürle kalacağız, berbat bir iş olacak. Yani ortası yokmuş, öyle diyorlar. Ya vallahi haksız da değiller. Ben okudum senaryoyu, çok sevdim ama zor iş ya. Kim çekecek belli mi? Seninle çalışmayı düşünüyorlar Ceyhun. Yoksa niye çağırdım seni konuşmaya? Bilmem canım, belki başka bir iş içindir. Garantili için konuşuyoruz. Senaryoyu okudum, sevdim dedin. Sıcak baktığını düşündük biz de. Evet evet, sıcak bakıyorum ama bir şartım var. Bak geçen seferki gibi 2 karavan diye tutturacaksan çok zor. Şu an sektörün en büyük krizi karavan krizi. Gayriçi Antalya'da iş çekiyor. 50 karavanı bağlamışlar. Ne bulursak artık. Yok yok, bu seferki karavan değil. Oyuncu. Türkan rolü için. Ha. Kim var senin aklında? Ayça Varlar. Feris'in oyuncusu değil mi? Evet, tamam süper. Ayça şu anda boşta. Zaten senaryo da gitti, bütün bölümleri okumuş o. Yapımcıyla da arası iyi. Birlikte çalıştılar daha önce biliyorum ben. Harika. Harika o zaman. Ayça okeylensin, benim için okey. Ben sete gidiyorum. Görüşürüz. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Hadi bay bay. Yani gerçekten bak, bu Ceyhun iyi insan, hoş insan. Yönetmenine de hiçbir şey demiyorum ama şu tavırları beni sinir ediyor Kıraç. Baş baş, işine bakalım. Biz işini iyi yapıyor. Her şeyle konuşuldu mu hakikaten? Ne, hakikaten bugün Feris konuşacaktı. İyi bak. Kıraç, bak şu çocuk oyuncu için Eren diyoruz. Unutma tamam mı Eren? Atlas diyoruz. Ne zaman dedik? Ben hiç öyle bir şey duymadım. Nasıl duymadın? Ne bileyim, ben sabah duş yaptım. Kulağıma herhalde bir su kaçtı. Ondan hiçbir şey duymuyorum ben. Bunu nasıl duydun? İşte bir duyuyorum, bir duymuyorum Kıraç. Yani su kaçtı. Yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun. Filideciğim, bu Selda'ya gidecek. Selda Alkır'ı, tamam mı canım? Tabii Feride Hanım. Senin canın mı sıkkın? Ben bazı insanların davranışlarına katlanamıyorum artık Feride Hanım. Kimlerden söz ediyoruz burada? Zorbalar, mobbingçiler, böyle kendini beğenmiş yönetmenler, hepsi. Ceyhun mu geldi? Of, evet. O adamla asla ama asla çalışmam biliyor musun? İstediğin kadar iyi yönetmen ol. İyi insan olmadıktan sonra ne fayda? Kıraç gene iyi dayanıyor ha. Böyleleri yüzünden insanların kariyerleri başlamadan bitiyor ama Perdan. Sektöre böyle tutunmaya çalışan genç oyuncuları öyle bir çektiriyorlar ki. Özellikle kadın oyunculara. Ama kimsenin de umurunda değil. İyiler ya, yetenekliler ya. Gerisi önemli değil tabii. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir gün gelecek, onların devri de bitecek. Feride Hanım söylediydi dersin. Sakın unutma. Umarım dediğiniz gibi olur Feride Hanım. Ya iyi ki varsınız ya. Ha şöyle yüzün gülsün senin. Feris Hanım şimdi biraz önce Ayça Hanım aradı. Şu an yoldaymış, buraya geliyor. Hı-hı. Bir de Barış'ın sözleşmesi için yapımcıdan haber bekliyoruz. Bu kadar çabuk mu? Evet, bir an önce imzalamak istiyorlar ki bence böyle daha iyi. Peki başka bilmem gereken bir şey var mı? Şimdilik bir şey yok. Ha şey var, bir tane film var, onun seçmeleri devam ediyor. Yeni oyuncu adaylarına bakıyorum. Eğer uygun bulursam hemen birini yönlendireceğim. Tamam. Barış'ın Belgrad'daki konaklaması için öneri dosyası göndereceklerdi. O gelince haberim olsun diye, tamam mı? Tabii merak etmeyin, ben takip ediyorum, haber vereceğim size. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Gel bakalım, gel bir tane, gel bir tane. Bazıları göre eridin diyorum, laf anlatamıyorum. Yapma anneciğim, yok bir şey ya. Nasıl? Bak, bak şuna bak. Kaşık kadar kalmadı mı şu suratı? Ya anne, çocuk muyum ya ben? Çocuksun tabii. Kaç yaşına gelirseniz gelin, ikiniz de benim çocuğumsunuz. Hadi gel, kahvaltı hazır. Tamam, ben belimi yüzümü yıkayım, geliyorum. Menajerle konuştuğumu söylemedin değil mi? Söylemedim anneciğim, söyler miyim hiç? Sen de sakın ağzından bir şey kaçırma. Yok, hayır hayır. Ben ajansa geçiyorum. Akşam konuşuruz, tamam? Burak, açtım ben.
Sevgilim günaydın. Günaydın. Şimdi Feris Hanım'la konuştum da sözleşmeyi hazırlayacaklar bugün ve hemen imzaları atacağız. Saati belli mi peki? Hayır, daha haber vermediler. Ben seni bugün aldırayım mı? İster misin? Yok, gerek yok. Ben kendim gelirim. Hazırlanıyorum şimdi. Sonra senden haber beklerim. Eve geldim ben zaten. Öyle mi? Daha önce söylemedin bana da çok sevindim. Annenle aranız düzeldi yani. İşte. İdare ediyoruz diyelim. Ama konuştuklarımızı unutmadın değil mi? Unutmadım sevgilim. Zaten o yüzden geri geldim. Artık bir sorun çıksın istemiyorum gerçekten. Ne annemle ilgili, ne işle ilgili, ne de başka bir şeyle ilgili. Evet, ben de istemiyorum. Artık olumlu şeylere odaklanıyoruz. Sözleşmemizi imzalıyoruz ve yepyeni filmde yelken açıyoruz. Bu. Dicle. Geliyorum Ceyda Hanım. Canım ben seni arayacağım sonra, tamam? Tamam sevgilim, görüşürüz. Öpüyorum. Hadi bay bay. Feris. Ay, annelik sana çok yakışacak. Hayatım tamam şimdi, hadi işimiz hakkında konuşalım. Ya konuşmayalım. Ay hep iş hakkında konuşuyoruz. Hadi başka şeylerden bahsedelim. Anlat. Tamam, önce iş hakkında konuşalım, sonra başka şeylerden konuşuruz. Şimdi söyle bana, ailenin projesiyle ilgili sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben beğendim. Çok güzel. Ya zaten biliyorsun ailem beni düşünerek yazdı karakteri. Ya bir kere aks çok kuvvetli. Yani karakterin geçmiş travmalarını çok iyi yansıtmış. Ay bir de neye bayıldım biliyor musun? Ne? Hikayeyi 3 farklı zamanda yazmış. Bütün hikaye iç içe geçiyor. Yani zaman geçişleri böyle akıp gidiyor. Hiç insanı yormuyor. Ben bu övgülerin üstüne daha ne söyleyebilirim ben bilmiyorum ki. Kim çekecek, kimi düşünüyorlar? Ben de tam oraya geliyordum. Kıracın yönetmenlerinden biriyle çalışmak istiyorlar. O da senin adını vermiş bu arada. Senin bu role çok uygun olduğunu düşünüyor. Kim ya? Hasan mı yoksa? Ceyhun. Ceyhun Akperde. Siz daha önce hiç birlikte çalışmadınız değil mi? Evet, çalışmadık. Olmaz. Neden? Çünkü ben Ceyhun'la çalışmak istemiyorum. Hayatım şimdi yani Ceyhun'un daha önceki işlerine bakarak değerlendirme bu durumu lütfen. Yani biliyorsun televizyonun paradigmaları çok farklı. Yani çok iyi bir iş tutmayabiliyor. Yani seyirci de karşılığını bulamayabiliyor. Yani bunlar çok karşılaştığımız şeyler biliyorsun. Ama yani Ceyhun'un ne kadar iyi bir yönetmen olduğu gerçeğini de değiştirmez bunlar. Ya ben yönetmenliğinden bahsetmiyorum. İyidir kötüdür o ayrı. Ama ben Ceyhun'la aynı projede yer almak istemiyorum, o kadar. İyi de neden? Yani siz daha önceden birlikte çalışmadınız, bildiğim kadarıyla tanışmadınız. Yani aranızda bir problem mi var? Feris'cim ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ha tamam, sen Ceyhun'u çok seviyorsan başka oyuncuyla anlaşırsın. Onu sokarsın işine, tamam okey. Ama sen bunun nedenini sormak istiyorsan git Ceyhun'a sor. O anlatsın sana. Bakalım ne diyecek. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum, bay bay. Ayça'cığım bir dur. Hayır tatlım, maalesef olmaz. Bu hafta sonu gelemem. İşim var. Hadi ben de öptüm seni. Görüşürüz. Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın tatlım. Kıraç geldi mi? Geldi. Serkan Bey de odasında. Sordun mu? Ben bilmek istersiniz diye. Ayça, ne haber tatlım? Ceyda'cığım. Ya pek iyi değilim ya. Hayırdır, ne oldu? Ya bir iş var da biraz canım sıkıldı. Ay neyse boş ver, önemli bir şey yok. Ya hayırlı olsun, tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Müsaitsen gel beraber bir sabah kahvesi içelim. Merak ettim hem, anlat neler olduğunu. Yok ya, ben şimdi seni sabah sabah darlamayayım, boş ver. Olur mu canım, ne olacak, gel hadi. Varsa bir sorun çözeriz ayrıca. Peki. Ya hayırlı olsun tekrar. Ne zaman girdin, haberim yok. Yeni, çok yeni. Sorun proje değil yani, yönetmen. Aynen öyle. Ama bir yandan da içinden çıkılmayacak bir durum işte. Neden? Ya Ceyda, iş çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya sana bahsetmiş miydim bilmiyorum. Biz zaten ailenle uzun zamandır tanışıyoruz. Evet, bahsetmiştin. Hep söylersin çok yetenekli, çok severim diye. Hah işte. Zaten beni düşünerek yazdı ailem başrolü. Bu iş olmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Ama Feris Ceyhun çekecek deyince işte ben orada koptum, durdum, bittim. Niye, Feris ısrar mı ediyor? Ay yok canım, Feris beni çok sever. Ben de onu severim. Fikirlerime saygı duyar, hep beni düşünür. Ve bir işle oynamak istemiyorsam asla beni zorlamaz. Evet, ajansın en iyi menajerlerinden biridir. Gayet başarılı. Ya ben sana bahsetmiştim biliyorsun. Ceyhun'la aramızdaki tatsızlıkları, yaşananları.
travmaları. Neyse işte ben bu konuları Feris'le konuşmak istemiyorum. Tekrar tekrar. Çünkü sinirlerim tepeme çıkıyor. Bak Ceyda, ben bu işte olmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum, gerçekten. Ama Ceyhun benden özür dilemeden ben evet diyemeyeceğim. Tamam. O zaman özür dileyecek tatlım. O özür dilenecek. Ha, baktık olmadı. O zaman başka bir formül düşüneceğiz artık. Ben de kıza yardımcı olmaya çalışıyorum safsaf. Görevliyle falan atışıyorum orada. Bastım kartı, sonra geçtik turnikeden. Bu çantasını ne unutmuş otelde? Ya ben de dönebilsin diye böyle bir 20-30 lira hazırladım. Arkasından seslendim. Meğersem yabancı değilmiş. Türkmüş. Şaka yapıyorsun. Yok, hiç de şaka yapmıyorum. Senin benim gibi Türkçe konuştu benimle. Bir de öpücük attı arkamdan, merdivenlerden çıkardı. Komik olan ne acaba? Ne komik burada? Ay sen niye bu kadar sinirlendin? Ben onu anlamadım. Para falan da vermemişsin. Altı üstü bir kart basmışsın canım. Ben ona mı sinirleniyorum Gül'ün acaba? Ha? Nasıl bu numarayı yedim, ona sinirleniyorum ben. 3 kuruş para için. Günaydın. Günaydın. Keyifler yerinde. Ne güzel. Biliyor musunuz? Ben çok az yanlış karar veririm. Vallahi bak, yılda bir ya da iki kere. O da ikincisi yani başka bir yüzünden olur genellikle. Ama size üstünüze başınıza çekidüzen verin deyince gerçekten yanlış bir karar vermişim. O günden beri cenazeye gelir gibi geliyorsunuz ajansa. Niye böyle yapıyorsunuz? Emrah'cığım lütfen şu tek düze gömleklerden kurtul, rica edeceğim. Ceyda Hanım, siz perşembe pazarı deyince bize. Evet, çarşamba. Pazar, çarşamba pazarı, perşembe değil. Dicle'nin hafıza kapasitesi de mi bulaştı? Ben artık şu kapıdan girer girmez atacağım havaya B12'leri. Kapar kapar içersiniz artık. Lütfen rica ediyorum Gülüncüm, sen de renk. Yani artık ne seviyorsun? Kurdele mi seviyorsun? Tak kurdele tak kafana, hiç fark etmez. Dicle'cim gelir misin? Kurdele mi tak dedi? Da renkli gömlek giy diyor. Ben o zaman şey yapayım. Buraya bir sürü kombin getireyim, onun ruh haline göre giyer çıkar gezerim artık. Gel Dicle'cim. Merak ettim. Barış'la konuşabildin mi? Bir sorun yoktur umarım. Yok, bir sorun çıkmadı. Evet, konuştum. İyi, o zaman duygularını bir kenara bırakıp onu ikna edebildin demektir. Ben ne düşünüyorsam onu söyledim. İkna etmemi gerektirecek bir durumda olmadı. Zaten bu filmin ne kadar önemli olduğunu da farkında kendisi. Güzel. Güzel. O zaman işlerine konsantre olabilirsin. Ben gelişmelerden seni de Feris'i de haberdar edeceğim. Peki Ceyda Hanım. Hadi bakalım. Dicle. Efendim. Ben sana bir şey aldım. Bana. B12. Dene bakalım. İşe yarayacak mı göreceğiz. İşe yaramazsa haber verirsin diyeceğim ama onu da hatırlamayacaksın tabii. Neyse sen başla, ben anlarım işe yarayıp yaramadığını zamanla. Tamam. Yüzünce çıkmışlar. Sen al. Ne yaptın Ayşe? Sorun yok değil mi? Var, hem de çok büyük bir sorunumuz var. Yani bir günümüz de sorunsuz geçsin. Feris, bir günümüz sorunsuz geçsin. Biri gelsin desin ki Çınar'cığım bugün hiçbir sorunumuz yok desin. Hava günlük güneşlik, oyuncularımız gayet mutlu. Dünyada küresel ısınma diye bir şey kalmamış. Açta açıkta insan da yok. Kadın cinayetleri de bitti gitti. Hatta mutfaktaki musluk bile su damlatmıyor desin Feris. Çınar'cığım musluktan umutluyum. Sorun ne? Sorun Ceyhun'un adını duyar duymaz ben yokum deyip çekip gitti. E sen niye diye sormadın mı? Sormadım Çınar. Bana ne deyip arkama yaslandı. Ya sordum tabii ki. Ceyhun'a sor, o anlatsın deyip işin içinden çıktı. Ceyhun tarafında sorun olduğunu sanmıyorum. Bilemeyeceğim. Kız sen bir arasana, sorun neymiş bir öğrenelim. Yok yok, telefonda olmaz. Bugün dizinin finalini çekiyor. Sete gitsem daha yüz yüze konuşmak lazım. Telefonda sallaması şimdi. İyi tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, bana da haber verirsin Kıraç. Tamam. Sen bana laf çektin hemen içeride. Ha. Feris. Ne? Ayça başka bir şey söyledi mi? Yok
ya söylemedi ama umarım eski sevgili falan çıkmazlar çünkü bıktım artık. Yok canım artık daha neler. Sanmam ben. Olmaz öyle. Tugay ile Leman'ı hatırlatırım sana. Doğru vallahi ya. Şöyle bir şey de vardı. Hakikaten ne oldu o iş? Vallahi en son gördüğümde ikisi de otelin bahçesinde el ele koşuyorlardı. İkisi de sevgilisinden ayrılmış. Çekimin biçiminde de Roma'ya gidiyorlarmış tatile. Feriz'cim sende durumlar ne peki? İyi. Ne iyi? Öyle iyi deyip geçiştiremezsin beni Feriz. Geçiştiririm. Benim işim var. Olsun işin, bırak işini anlatma. Kreş'in röportajı vardı. Ne oldu o iş? Genç oyunculara tavsiyeler diye başlık attırıyorum. Kreş'in de haberi var. Şimdilik sıkıntısız gidiyor. Zor yıllarda istediğim gibi. Orada da sorun yok. Ne yaptın ne ettin, bir sponsor buldun. Ya gerçekten senden korkulacaktı. Serkan'cığım madem böyle bir düşünceleri varmış. Madem maddi imkansızlıklar yüzünden vazgeçmişler. Dedim ben de şanımız yürüsün. İyi demişsin. Ama yine de çok fazla yüklenme sen. Kıraç tahmin ettiğinden çok daha zeki bir adam çünkü. Yani bu işin içinde bir terslik olduğunu ve benim her şeyden haberdar olduğumu anlayabilir. Anlamaz. Anlamaz. Sen bana bırak. O bütün gün boyunca Ceyhun ve Ayşe ile uğraşacak. Beni düşünecek vakti bile olmaz. Bir dakika anlamadım. Karanfil'de problem mi var? Kim bilir? Var tabii, olmaz mı? Kıraç'ın çözemeyeceği bir sorun var. Ama merak etme. Olay patladığında hem Kıraç'ı hem diğerlerini etkileyecek. Kızıyordum menajerine eskisi gibi seninle ilgilenmiyor diye. Meğer kadın işini yapıyormuş. Filme seçilmem Dicle'nin başarısı anneciğim. Öyle mi? Evet. Bana senaryoyu getiren, okumam için ısrar eden, peşimi bırakmayan Dicle. Peşini bırakmadığı doğru. Efendim? Aferin. Demek ısrarcı olunca işler yürüyor. Senin işin olsun da oğlum. Anne biz bunları evde de konuştuk ama... Haklısın. Söylememem gereken şeyler söyledim kıza, kalbini kırdım. Hata ettim, kabul ediyorum. Bir daha olmayacak. Senin hayatın yoluna girsin de, gerisi hiç mühim değil. Sevgili kardeşim İsmenem, canım benim. Oidipus'un mirasından gelen tek bir melanet kaldı mı şu hayatta? Kim bu Antigone? Merve Can diye bir kız bu. Ben çok beğendim biliyor musun Emrah? Haberleştik, hem belki birlikte çalışacağız ama bugün başka bir görüşmesi var. Oradan haber bekliyoruz. Dua şimdi de kral olsun. Bütün kente buyruk salmış diyorlar. Biliyor musun neden? İşittin mi? En sevgilimizin başına gelecekten haberin bile yok. Belki haberin bile yok senin. Ne? Kaç tane tirat var canım seçmelerde oynanan? Antigone, Mehmen'e Martı. Doğru, Arzu Travma, Yedek Abiler. Macbeth, Keşanlı. Kaç defa izledik bunları? İnsan ezberliyor artık. Dur, Merve için arıyorlar. Bir dakika. Alo, merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öyle mi? Çok üzüldüm. Peki sebebini öğrenebilir miyim? Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Size de iyi günler. Olmamış mı? Olmamış. Yönetmen beğenmemiş oyuncuyu. Daha dikkat çeken bir oyuncu istiyormuş. Daha böyle Almodovar-vari, daha yüksek, daha vurucu. Yarın da son gün, elimde daha yetenekli bir oyuncu yok. Ben ne yapacağım? Yani Merve güzel kız ama yani biraz şey. Ne? Yani sıradan Dicle. Sokakta 1000 tane var onun gibi. Sağ ol Emrah. Ya ben üzülmen için söylemedim ki öyle. Hem dışarıda bir sürü yeni yetenek var. Birini mutlaka bulursun Dicle. Ceyda'nın buralarda olmazsa ben yardım ederim sana. İyi, aklına biri gelirse haber verirsin. Tamam mı? Gülün sen de. Tabii, tamam. Dur. Durdum. Nadir Bey'in bir lafı vardı. Hatırladınız mı? Hayır. Sen nereden hatırlayacaksın? Yoktun ki zaten. Sen hatırladın mı? Kesin hatırlarım. Portföyünüzde yeni bir oyuncu yoksa... sokakta arayın derdi. Geliyor, gelmekte olan. Ben bunun nereye varacağını da biliyorum. Emrah, çıkıp sokak sokak o kızı mı arayacaksın? Ne yapacaksın? Hayır. Yani evet, belki de arayacağım Dicle. Belki tekrar karşılaşırız o kızla. Dicle, aradığın kız o. Gerçekten aradığın kız o. Bulursam sana getireceğim, bana inan. Gerçekten o aradığımız. Tamam, inanıyorum. Nasıl bulurum acaba onu? Thank you.
Ne okuyorsun? Zor yılların senaryosunu. Gerçekten çok iyi. İşte bizim böyle işlerin içinde olmamız lazım. Böyle filmlerin içinde. Öyle gişe yapmayan, uyduruk filmlere oyuncu vermememiz lazım. Haklısın. Milyonluk gişesi varsa neden olmasın? Bu filmin olacak. Hatta PR çalışmalarını bizzat takip edeceğim. İyi fikir. Ben de Feris'le konuştum. Neden? Son zamanlarda özel hayatındaki sorunlar yüzünden Barış'la pek ilgilenemedi. Yardım teklif ettim. Neden? Bu film başarılı olursa ki olacak. Barış'ın yeniden küllerinden doğması sayemizde olsun. Feris'in bir katkısı olmasın. Güzel. İyi düşünmüşsün. Ceyhun'la Ayça'nın arasında da bir anlaşmazlık varmış. Ya konuşacağım ben. Ceyhun'la gerekeni yapacağız. Peki. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bekle sen, bekle. Sabırsızlıkla bekle. Bakalım neler olacak. Serkan dün gece ilk defa bende kaldı. Peki kabul etmen için tam olarak kaç saat ısrar etti Feris? Yani o tam olarak öyle gelişmedi. Şimdi şöyle oldu. Anladım. Sen teklif ettin değil mi? Ya ama bir nasıl oldu diye sorsana. Sormayacağım Feris. Ya sor. Sormayacağım. Ya bir sorsana. Sormayacağım çünkü sen artık insanların senin hakkında ne söylediğini kafaya takmamaya karar verdin. Olay bu. Serkan'ın evliliği hakkında her şeyi öğrendin. Ne zaman boşanacağını da söyledi sana. Sen de bundan sonra kendini yormamaya karar verdin ki zaten benim için de en önemli şey buydu Feris'cim. O yüzden sormayacağım. Ay tamam ama bu hiç zevkli değil böyle konuşmak. Olsun, sormayacağım ben. Dava ne zamanmış? Bugün. Ha, Serkan arıyor değil mi? Bak bu kadar olur ha. Vallahi o değil, o değil, hayır. Kim aradı o zaman? Amerika'dan bir arkadaş. Kolay gelsin. İş konuştuğumuzu düşünerek kolay gelsin dedim ama... Pek öyle görünmüyor. Sabah azarlama turlarına yine başlamışsın Ceyda. Aşk olsun Feris. Ben seni niye azarlayayım? Senin gibi işini yapan insanlarla hiçbir sorunum olmaz. Benim derdim işten kaytaranlarla. Niye bana bakarak söylüyorsun bunu Ceyda? Vallahi üstün alındığına göre bir bildiğim var demektir. Neyse ben muhabbetinizi bölmeyeyim. Görüşürüz. Tamam. Çok formundasın yine Ceyda. Sen de hiç fena değilsin. Feris ben bu kadına tahammül edemiyorum. Bak hiç tahammül edemiyorum ben bu kadına Feris. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Tahammül edemiyorum. Ben de. Feride. Canım. Nasıl gidiyor boş boş oturmaların? Ay senin kumpaslar nasıl gidiyor? Ha? Ortalığı birbirine katıp karıştırdın mı? Ay Feride İlahi, senin gibi şöyle birkaç kişi olsun etrafımda, ben hiç yaşlanmam. Ay zaten kimse sana 47 demez bir tanem. Çok genç görünüyorsun, böyle devam et. 39'um ben. Kimseye söylemem. Ha. Bu şey değil mi? Bu botoksun intikamı. Tabii. Çok iyisin, çok iyisin. Çünkü biliyorsun 39 olduğumu. Evet. Çok iyi. Arada uğrarım ben gene. Uğra. Ben seni gençleştiririm. Miro, nasıl verdik cevabını, nasıl verdik cevabını? Emrah? Nereye? Gömlek almaya Ceyda Hanım. Sizin karşınıza daha fazla böyle çıkmak istemedim. Gideyim renkli bir şeyler alayım dedim üstüme. Sizin de dışarıdan istediğiniz bir şey varsa alayım geleyim hemen. Yok. İyi, hadi bakalım. Aferin sana. İmran. Çınar Bey. Nereye İmran? Çınar Bey, geldim. Geldim. Nereye? Geldim. Çınar Bey, çok acil bir durum söz konusu. Ben Ceyda Hanım'a renkli gömlekler falan dedim ama mesele o değil, mesele matmazel. Emrah, koskoca Zeydin Tekindor'u hala matmazel diyorsun değil mi? Çınar Bey, gerçekten matmazel, metro matmazeli. Emrah, ben seni Serdar'ın yanına mı versem acaba? Ha? O da böyle anlamsız şarkı sözleri peşindeydi. Gömlek dedim ama gömlek değil, mesele metro matmazeli. İyi bir başlangıç. Çınar Bey, şimdi Ceyda Hanım Dicle'nin iki tane starını aldı ya. Bir tek elinde Selçuk kaldı. Ona da anlaşmazlıklar oldu. Ben size anlatırım. Yeni oyunculara ihtiyacı var. Hatta birkaç tanesini deneme çekimine göndermiş. Beğenmemişler. Ben de metroya gidiyorum matmazeli bulmaya. Yani dönüşte de renkli gömlekler alıp geleceğim. Yani bunda anlamayacak ne var?
Gerçekten. Çok doğru Emrah'cığım. Bu kadar açık bir şey ben nasıl anlamadım? Metro matmazeli, gömlekler. Doğru söylüyorsun. Kınar Bey, ben gelince size anlatacağım. Merak etme, işimi gitmem lazım. Görüşürüz. Hadi, dikkat et. Tamam.